Ya Muhammedin ve ala alihi itrati ecma'in. Rabbi sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, onun Habibi, Edibi, Muhammed Mustafa'sına ve Ehli Beytine salatu selam, Evliyaullah'a ve bütün müminlere dua ile başlıyorum. Sevgili kardeşlerim, Cuma'mız, Cuma bayramımız mübarek olsun inşallah duasıyla başlamış olalım. Ve her zaman olduğu gibi hatırlatıyoruz. Sizler şu anda bizleri evinize bu ekranlar açarak konuk ettiğiniz gibi, bizler de sizleri sabit telefon hattımızla arayarak soracak olduğunuz sorularla stüdyomuza konuk etmek istiyoruz. Bismillah diyelim başlayalım. Şimdi gelen özellikle son birkaç günden beridir gelen oldukça fazla soru var gerek mesaj yoluyla, gerek sosyal medya yoluyla, gerekse bizatihi arayarak soran, hocam ne olur bu konuya değinin, şeytan bizi aldatabiliyor, şeytan bize çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Bu şerefsiz şeytanın zaten görevi o. Hani deriz ya akrep, akrebin görevi yumuşak bulduğu, fayda gördüğü yeri sokar. Niye soktun yahu akrep, niye ayıp ettin? Yok. Şimdi ki benzetmiyoruz yani akrep, Allah'ın yarattığı bir mahlukat. Evet şeytan da Allah'ın yarattığı bir mahlukat. Ama şeytanın farklı yönü, şeytan kibirlendi. Cenab-ı Hakk'ın kibriya sıfatına dokunacak, Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini adeta e, e, ortak olmaya kalkışacak bir tavır içine girdi. Ya Rabbi, işte beni ateşten, onu topraktan yarattım. Ben niye ona... Efendim secde edeyim. Boyun eğeyim. Niye? Hep bunu gençlerle paylaştım da sorarım gençlere. Söyleyin gençler. Toprak mı daha üstün yoksa ateş mi? İşte bir kısmı toprak der, bir kısmı ateş der. İşte topraktır, toprak işte bize nimet oradan gelir. İşte ateştir, ateşi işte toprağın üzerinde yanar, icabı da toprağa zarar verir vesaire. Ama normalde cevabı nedir bunun? orada Allah'ın emridir üstün olan. Allah emretmiş. Sen ateştensin, o topraktandır. O aşağıdadır, sen yukarıdasın. Böyle bir şey yok. Bu şekilde felsefe yap demedi Allah Teala. Allah Teala Adem, ben Adem'i yarattım. Bana halife olarak yarattım ve ona boyun eğin. Ona saygı gösterin. Ona secde edin. Bütün melekler secde ediyor o anda cinlerden olmasına rağmen o anda Allah'ın dileği üzere orada bulunan şeytan, cinlerden olan şeytan ben ondan üstünüm diyerek Allah'ın emrini çiğniyor ve Allah Teala onu kovuyor. Ve ondan sonra Ya Rabbi bana müsaade et. Göreceksin ben böyle yaptım ama senin kullarından da bana tabi olan benimle beraber olacak olan çok insan olacak. Cenab-ı benim gerçek, salih, sadık kullarıma hiçbir şey yapamazsın. Hadi bakalım, müsaade senin. Şimdi o müsaadeyi aldı ama biz de Cenab-ı Hakk'a vuslat noktasında, ona kulluk noktasında, onun koyduğu ölçülere riayet noktasında biz de yol almamız lazım. Ama e, ne diyorum, şu anda ülkemizin ekonomik durumu, e, ekonomik kriz sebebiyle bir takım varyasyonlar ortaya koyuluyor bir takım çözümler üretilmeye çalışılıyor. Tabii çözümler üretilirken e, olay efendim sebep sonuç değil. Yani işin olması gerekeni değil. Birilerinin istediği gibi hareket edildiğinden dolayı Amerikan doları veyahut da döviz baz alındığından ve dövize göre hareket edildiğinden dolayı yani yanlış bir metre kullanıldığından dolayı yanlış bir ölçüt kullanıldığından dolayı sonuç anlamıyor. Yani deniyor ki buradaki metre dövizdir. Buradaki metre dolardır, avrodur, şudur budur. Yok yahu. Buradaki senin kullanacak olduğun ölçü aleti senin kendi öz değerlerindir. Hem de senin uluslararası hakkın olan, uluslararası kabul edilmiş olan bir hak olan ve Profesör Doktor Aydar Boşucamızın efendim bilmeyenlere öğrettiği ama bildiği halde gizleyenlerin de adeta kirli çamaşırların ortaya çıkardığı Senyora hakkı. Burada milli ekonomi modelinde konuyu geniş geniş iş, işliyor Profesör Doktor Haydar Başçamız. Geniş geniş bu eserde e, Senyora nedir? Uluslararası bir haktır. Bu hak gereği efendilik, beylik, bağımsızlık hakkıdır. Kendi değerlerinin, kendi hasılanın, kendi karının kendi katma değerinin yani elde ettiğin karın karşılığında uluslararası hak olarak kendi paranı basabilirsin. Tabi bunu yapabilmen için bu noktada kendi milletinden yetki alman lazım. Birilerinden yetki alır da e, efendim işe koyulursan o birilerinin o birilerinin düdüğünü çalmak, o birilerine göre hareket etmek, o birilerini ölçü almak noktasında kalırsın. Ama hayır. Ben Müslümanım elhamdülillah ve dinim İslam'da ölçü dinidir. Dolayısıyla ben o ölçüye göre hareket edeceğim diyorsan ve hele de, hele de ki bu noktada Sayın Diyanet İşleri Reisi görevini yerine getirmeli. Bakın e, işine geldiği veyahut da kendisine söylenen noktada e, tutup bir takım açıklamalar yapıyor. Şu anda, şu anda ekonomik krizi aş, aşmak için bir efendim yeni bir... E, program ortaya koyuyorlar. Yeni bir model değil. Yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E bu noktada sizin bir rapor hazırlayıp Sayın Reisim burada burada vatandaş faize bulaşmak istemediği için, vatandaş Allah'a ve Resulüne savaş açmak istemediği için, vatandaş Allah'ın ve Resulünün açmış olduğu savaşı muhatabı olmamak için parasını para olarak veya efendim e, altın olarak veya gümüş olarak neyse elinin altında tutuyor. Sen vatandaşa e, bu paranı bozdur getir bankaya yatır. Hem asgari olarak politika faizi olan ki politika faizinin bankanın verdiği faizle direkt alakası yok ama asgari olarak politika faizi olan yüzde %14'ü sana banka versin. Yetmedi bir de kur korumalı olarak bunu yap kur korumalı olsun. Hem de böylece de ekstra olarak paran, döviz artacak olursa niye dövize endeksli yapıyorsun? Derdin ne senin? Artı bunu yapıyorsun, vatandaşı niye faize sokuyorsun? Dostlar bakın Allah rızası için kulağınızı dört açın ve dinleyin. Burada nas olan yani Kur'an'ın ölçüsü olan şey şudur. Kur'an'ın ölçüsü şudur. İsmine ister şu anda Türk Dil Kurumu yeni şeyde mesela ürem diye bir kelime üretmiş. Üremekten ürem. Faize yeni bir isim koymuş. Ürem. Adına ister ürem deyin. İster faiz deyin. İster nema deyin. İster kur farkı deyin. Ne derseniz deyin. Kur'an'da riba olarak geçen kelimeyi riba olarak geçen haram olan Allah'a ve Resulüne savaş açmak olan Allah'ın ve Resulünün savaş açtığı kimse durumuna bizi düşürecek olan o haramdan efendim farklı bir şey değildir bunlar. Adına ne derseniz deyin. Adını değiştirmekle veya kar payı deyin. Bir de o var tabi onu unuttum. İsterseniz kar payı deyin. Bunu faiz olmaktan, bunu riba olmaktan, bunun Allah Teala'nın haram kıldığı şey olmaktan çıkaramazsınız. Bir zamanlar birileri Nema adı altında milleti şey etmişti. Bir zamanlar birileri e, efendim e, finans kurumu adı altında, daha sonra katılım bankası adı altında insanımızı insanımızı en direkt değil aslında. Direkt olarak faiz denilen o pisliğin, o illetin içine sokuyoruz. Ve insanımız da arıyor. Ya ben tamam bak kur korumalı değil ama ben en azından bankaya veya katılım bankasına altın hesabı olarak yatırmak istiyorum. Şimdi dün bana bir katılım bankasında baktım mesaj geldi. İşte pazartesi günü gelin görüşelim. İşte altınınızı ya var mı yok mu soruyor musun? Efendim altınınızı getirin. Hem de 24 ayar altın cinsinden size hesap açalım. Onu 24 ayar altına çevirelim. Yani külçe altına çevirelim ve size hesap açalım. Peki bana hesap açtığında o altın hesabında Açtığında o benim paramı altın olarak tutuyor da hiçbir yerde kullanmıyor musun? Hayır, kullanıyorsun. Banka veya katılım bankası işte e, e, döviz hesabı açabildiğin gibi e, altın hesabı, gümüş hesabı, başka bir maden, platin vesaire neyse hesapları açabiliyorsun. Açtığında bununki altındır, dokunmayalım o, o kenarda dursun demiyorsun. O parayı ne yapıyorsun? Sen çünkü bankasın, sen tefecisin sen faktöringsin her neyse efendim senin görevin parayla para kazanmak. Oturduğun yerde önünde bilgisayar geldi vatandaş bana 100 bin lira ver. Tabii ne kadar bir yıllığına tamam %25 faizle sana veriyorum. Benden aldığın parayı veriyorsun ona. Yani dolaylı olarak beni faizin içine sokuyorsun. Hocam ben korumak için yani aman çalınmasın etmesin diye bankada sadece muhafaza etmek için tutuyorum. Peki bankaya ben vadesiz olarak yatırıyorum. <laughs> sakın bir bardak su verirsiniz bana. Vadesiz olarak yatırıyorum. Dolayısıyla niyetim paramı korumaktır. Çalınmasından emin olmaktır vesairedir dediğinizde size ben bir kuruş benim parama sakın ha faiz katmayın deseniz dahi siz onu o bankaya o tefeci kuruma yatırdığınız andan itibaren Allah Teala'nın Kur'an'ında koymuş olduğu ölçüyü çiğnediniz. Yani o harama bulaştınız. Yani Allah'a ve Resulüne her iki manada verildiği için o ayete Bakara Suresi 279. ayete her iki manada veriliyor. Allah'a ve Resulüne savaş açmak veya 279 Fe illem tefalu eğer bunu yapmazsanız yani eğer bu faiz denilen haram olan şeyden vazgeçmezseniz fezenu fezenu efendim izin verildiğini ilan edildiğinin ilan edildiğinin fezenu izin kelimesi de buradan geliyor. Fezenu bir yol açmış olursunuz. Siz efendim ilan etmiş olursunuz. ilan edilmiş olur bir harbin yani haberiniz olsun ilan edildiğinin farkına varın manasına bir harbin min Allah ve Rasulü Allah'a Allah'tan ve elçisinden bir savaş açıldığına haberiniz olsun veya Allah ve Resulüne savaş açmış olduğunuzun bilin. Neyle? Bu faize bulaşmakla. La tezlimune ve la tuzlemun. Ne haksızlık yapın ne de haksızlığa uğrayın. Ayet-i bu. 279. Bakara 279. 275'ten başlayarak bu şekilde. <laughs> ölçü bu. Ölçü bu olduğu için biz burada kendimize göre bir ölçü koyamayız. Burada işte ben Altın hesabına yatırdım. Ben şu hesaba yatırdım, bu hesaba yatırdım. Ben vadesiz yatırdım. Sadece param muhafaza olsun diye yatırdım. Ne olarak yatırırsan yatır. Değil mi ki bankaya yatırdın? Bankanın işi gücü, bankanın işi gücü parayla para kazanmaktır. Paraları kendinde toplamak, paraları kendinde toplamak ve gelen gidene de faizli olarak onu vermektir. Senin paran da böyle kullanılacaktır. Yok ama ben bin lira yatırdım, bin lira geri aldım. Bin bir lira almadım. Senin o bin liranla o banka ne kadar faiz kazandıysa, faiz parası kazandıysa, bilmiş ol ki sen de o faize bulaşmış olmanın acısını, hesabını yarın Allah'a vermek durumunda kalacaksın. Allah muhafaza. Bu kadar açık ve nettir. Allah rızası için. Bak ne diyoruz? İslam ölçü dinidir. O halde ölçüyü net olarak ortaya koymak lazım. Sayın Diyanet Reisi, çıkıp bir zati kendisi çıkıp bir zati kendisi önce önce bunu gerekli yerlere bildirerek bu konuda bak bunu yapıyorsunuz ama milleti bir az kalmıştı zaten az bir gürük kalmıştı faize bulaşmayan onları da bu yolla faize bulaştırıyorsunuz ne diyor getirip yani paranı diyor <laughs> TL'ye çevir vatandaş niye tutuyor onu dövizde veya altında Ha, tamam döviz, elin gavurunun parası artmasın, güzel. Tamam o zaman altında tutuyor. Altını da bozdur diyorsun. Ne diyorsun bak? 280 milyar dolar yastık altında diyorsun, altın var. 5000 ton altından bahsediyor, var. Vatandaş bunu kefen parası adı altında elinin altına tutuyor. Onu bir teminat olarak elinin altında tutuyor. Sen ona başka bir çözüm üreteceksin. Faize bulaşmadan. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem Efendimiz buyuruyor ki, paranızı atıl vaziyette, boş vaziyette tutup da efendim birikiminizi zekata onu yedirmeyin. Ne demektir onu zekata yedirmeyin? Yani paranızı çalıştırın. Nerede? Bankada değil. Katılım bankasında değil. Nerede? İstihdam alanı. Bir iş kurun, iş yapan birine ortak olun, paranız çalışsın çalıştığında 100 bin lira mı? O Allah'ın izniyle haramdan kaçıyor ve helalim minallah Allah ve güvendiğin, itimat ettiğin bak sadece güvenmek, itimat etmek değil. Burada başka bir şey daha var. Güvendiğin, itimat ettiğin ve ona ortak olurken, onunla işbirliği yaparken tamamen yine aynı surede, aynı surede bakın bu faizle ilgili olan 275, 276, 279, 200, 278-279. ayetin olduğu sayfanın karşı sayfası. Yani Bakara suresinin sondan bir önceki sayfası. Tam bir sayfalık ayet. Tektir bu. Kur'an'da bir sayfalık ayet tektir. Bakara suresinin 282. ayetidir bu. Ve başlangıcı da Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler. Bize hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ve kısa olarak bakın onu da hemen hızlı bir şekilde mealen söyleyeyim size. Ey iman edenler, belirli bir vade ile birbirinize boşlandığınız zaman onu yazın. Ki boşlanmaya ne diyor allah Teala Kur'an'da? Karzı hasen. Allah'a güzel borç vermek diyor. Allah'a güzel borç vermek. Allah'a Ayet, Allah'a güzel borç veren ve zekatını bir hakkın ödeyen Allah kat kat ona karşılığını verir. Ahirette de onun ecri büyüktür. Ha, o halde birinci bölüm kat kat karşılığını verir bu dünyada. İkinci bölüm ahirette de ecri büyüktür. O da ahirette. Ha, o halde burada borçlanma. Birbirine borç verme. Ey iman edenler belirli bir vade ile birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Yani kayıt altına alın. Ayrıca aranızda doğrulukla tanınmış bir katip de yazsın. Doğruluğuyla tanınmış birisi de şahitlik etsin. O da yazsın, o da yazsın. Katip kendisine Allah'ın öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmayıp yazsın. <laughs> Elhamdülillah. Bir de borçlu adam söyleyip yazdırsın ve her biri Rabbi olan Allah'tan korksun da haktan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, hafif akıllı ve bir sefih veya küçük ya da kendisi söyleyip yazdıramayacak ise velisi dost doğru söyleyip yazdırsın. Çocuktur. Biraz bizim buranın ifadesi tevekkeldir. Yani biraz saftır. Kolay aldatılabilecek noktadadır. O zaman onun velisi, onun vasisi devreye girsin. Erkeklerden iki şahidi de ee, hazır edin. Eğer iki şahit de erkek olamıyorsa, o zaman doğruluğuna emin olduğunuz şahitlerden bir erkekle iki kadını şahit tutun ki biri unutunca diğeri hatırlatsın. Şahitler de çağrıldıklarında kaçınmasınlar. Ya benim haberim yok. Şimdi yaşadığımız şeyler bunlar. Beni şahit tutma. Abi sen bu konuyu iyi biliyorsun onun için. Hayır, ben, beni şu anda burada şahit tutma. Beni şahit tutma olayı hakkı ketmek, ketmetmektir, gizlemektir. Bu da dilsiz şeytanlıktır. Hakkı gizleyen, hakkı söylemeyen, şahit olduğu şeye şehadet etmeyen kişi gizli şeytanlık yapıyor. Siz yazanlar da az olsun, çok olsun, onu vadesine kadar yazmaktan usanmasın. Bu Allah katında adalete daha uygun olduğu gibi şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Ancak aranızda hemen devredeceğiniz bir ticaret ise o zaman bunu yazmamanızda size bir sakınca yoktur. Yani hemen peşinen yapılan bir işse. Alım satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Alım satım yaparken de şahit tutun. Bir de ne yazan ne de şahitlik yapan zarara sokulmasın. Yani e, kefil ol, oldun, tamam başına aldın, bela. Bugün o hale geldi toplum. Yok kusura bakma, ben dertsiz başıma dert almak istemiyorum. Noktasına gelin. Bak ne diyor allah Teala? Bir de ne yazan ne de kefil olan, şahitlik yapan zarara sokulmasın. Eğer zarar verirseniz mutlaka o kendinize dokunacak bir kötülük olur. Yani birini şahit tuttun, birini vek vekil yaptın, e, ona da imza attırdın eğer onu zarara uğratırsan onu sıkıntıya sokarsan bilmiş ol ki ne olacaktır Allah Teala mutlaka o kendinize dokunacak bir kötülük olur. O sana döner. Kazaya uğrarsın, döner. Hastalanırsın, döner. Çoluk çocuğundan çıkar. Yani bu dünyada onun cezasını çekersin. Hem Allah'tan korkun. Ayet böyle bitiyor. Hem Allah'tan korkun. Allah size ilim öğretiyor. Allah her şeyi bilir. Allah her şeyden haberdardır. Sadakallahülazim. Allah en doğru ve en güzel olanı söyledi. Ölçü bu. Ölçü bu. Ha buna göre. Yoksa, ya ben eminim, işte Haydar, emin olduğum birisidir. Allah razı olsun. Emin olduğum birisidir. Dolayısıyla sıkıntı olmaz. İşte ben ona güveniyorum. Şimdi gel de bunu kayıt altına alalım. Gel bir de şahit tutalım. Senetleşelim, yazalım, çizelim. Şimdi, bu teklif edersem ayıp olur. Hayır. Allah'ın emri bu. Allah'ın emrini yerine getir. Ölüm var, kalım var. İnsan olur unutur. Şeytandır gelir. Girer ona. Onu bir şekilde ya bak ne olacak yani? Kayıt mı var? Çok oluyor ya. Var mı şahidin? Var mı delilin? Ya kardeşim ben sana güvendim de bunu yaptım. Niye? Bak Allah'ın yap dediği şeyi çiğnedin, yapmadın. Şimdi de cezanı çekiyorsun. Allah sana bir sayfalık tek ayettir. Diyor ki yazışın, imzalaşın. İlla notere gitmen gerekmez. Noterde yaparsan belki resmi bir şey olur ama sonuç olarak bir belgenin üzerinde dahi, bir senedin, bir boş kağıdın üzerinde dahi yazıp imzalaştınız. Şahidiniz de var, onlar da imzalaştılar. Ha bu da Mahkemelik bir durum olsa o da delildir. O da bir kayıttır. Ama hiçbir şey yapmadık. E, tamam söz uçar, yazı kalır. Yazışmak lazım. Ha, gittim, konuştum. Bir iş yapıyor. Ona ortak oldum. Bu ortaklıkta hangi şartlarda olacağı, ne kadarına ortak olacağı, bu ne, ne kadar derken kar edilirse ne kadarını senin e, sana geleceği Tabii burada ortaklıkta kar zarar, zarar ortaklığıdır. Emin olduğun insan olacak. Bu, bu işi beceriyor, bu işi yapabiliyor. Artı beni aldatmaz. Yani kar ettiği halde kar etmediğim gibi bir noktaya veyahut da kardan kaçırmaz diye emin oldu. Veyahut da kendin kuracaksın. Çoluk çocuğunu oturup kararlaştıracaksın. Bir iş kuracaksın. Ve 100 bin liran mı var? İşte o 100 bin lirayı icabında 150 bin liraya çıkardığında Zekat onu yemesin dediği Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in. İş yaparsan, paranı efendim çalıştırırsan ne olacak? O para kazanacak Allah'ın izniyle. Temiz yaptıktan sonra, ölçülü yaptıktan sonra kazandı oldu 150 bin lira. E 100 bin lira da 2500 lira ödeyecektin. 150 bin lira oldu, 3750 lira, 4000 lira ödeyeceksin. Yani muhtaç olanı mağdur etmiyorsun. Para ne güzel duruyor delinin altında. Her sene senden 2500 3000 lira alıyorduk. E şimdi sen bunu bak işte ben ne yapacağım değil. Bu sefer arttığında ona göre 4000 liraya, 5000 liraya, 10000 liraya çıkacak. Niye? Çünkü zekat kelimesinin zaten kelime manalarından bir tanesi temizlemek olduğu gibi bir manası da artmaktır. Artmak. Bak, yamhagullahu riba ve yurbis sadakat. Hemen yine bu faiz ayetlerinden içindedir o da. Bak kaçıncı ayet? 276. ayet. Yemhagullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizin bulaştığı malı mahveder, yok eder. Efendim mahveder. Efendim ve yurbi artırır. Es sadakat. Sadakaları. Yani zekat, sadaka denince zekat, ve sadaka hepsi bunun içine giriyor. Sadakası verilen malı Allah artırır. Ama faizin bulaştığı malı da Allah mahveder, yok eder, eksiltir. Açık ve net. Ölçü dedik ya bak. İslam ölçü dinin. İşte ölçüleri söylüyorum. Dolayısıyla burada bu şekilde yaptığında ne olacaktır? O zekatı vererek artırmış olacaksın. O paranı çalıştırarak, o paranı ekonominin içine katarak atıl vaziyette yastık altında tutmayarak çalışırmış olacaksın. Ama bugün gelindi efendim ciddi bir kriz var ve bu krizin karşılığında çözüm. Birileri birileri şeytana uydu ve dedi ki bak böyle bir şey yapılabilir. Yapıldı mı daha önce? Sabit kur sistemi olduğunda TL convertible olmadığı zamanlarda merhum Özal böyle bir şey yaptı. Ve daha sonra da bundan vazgeçildi. Ama bugün TL convertible convertible olsa ne olur olmasa ne olur? Senin paran tercüme para, senin paran kendi milli paran değil ki. Yani şu eserde, şu eserde Profesör Doktor Aydarbaşı Bey'in ekonomik kuralların ne olduğunu yazmış olduğu milli para dediği bölümü bir okuyup bakalım nedir milli para? Bugün sizin yerli para milli para dediğiniz para nedir tercüme niye? Sendikasyon kredisi alıyorsun, yüzde yirmi beşlerle, yüzde yirmi beş faizlerle döviz alıyorsun, koyuyorsun merkez bankasına ve ne kadar şu kadar, bir kuruş fazlası olmayacak şekilde para basıyorsun. Yani elin, yavurunun, dövizinin parasını semirtiyorsun. Senin verdiğin hizmetin karşılığını değil karşılığında para basmak değil ki milli para odur, yerli para odur onun parasının karşılığında para basıyorsun. Dolayısıyla senin hizmetin, senin ortaya koyduğun katma değer, kar, hasıla onun parasına fayda veriyor. Bu milli para olmaz. Bu tercüme para. Böyle olduğu için de sonuç olarak devamlı muhtaç koruma düşüyorsun. Ama sen, sen kendi hasılanın, gayri safi milli hasılanın, kendi yıllık karının, kendi yer altı zenginliklerinin 3 katrilyon dolardan bahsediliyor ham olarak. Bak işte başlandı. Zaten yıllardan beridir gayrimüslimler bir sürü 60-70 bin tane maden ruhsatı aldı. İstediği gibi zaten istediği madeni çıkarıyor. Biz de şimdi yavaş yavaş devlet olarak başladık çıkarmaya. Aa, çıkarıyor muyuz? Tamam. Bak benim şunlarım var. Bunun karşılığında ben Bak 6 dolara mı ne satıyoruz şu anda şey söyleyin adını bor madenini. Onu işlesen belki 6 bin dolara satacaksın. İşle. Niye ham olarak toprak gibi veriyorsun onu? Toprak fiyatına satıyorsun? Yapma. Müsaade etme buna. Hayır de. Dünyada çünkü %73 bor madeninin şu anda dünyanın en çok muhtaç olduğu maden o madenin %73'ü senin topraklarında çıkıyor. Yani Allah sana vermiş bunu. Sen oturmuşsun o madenin üzerinde dileniyorsun. Yani e, şeyin hazile üzerinde oturmuş dilenciler misali ne olur bana efendim İngiltere ne olur bana Amerika ne olur bana falanca ne olur bana Katar. Birazcık kat bana, birazcık bana efendim döviz ver de ben bunun karşılığında para basayım. Yok yahu. Kendine ait bir sürü değerin var. Onları teminat göstererek kendi milli paranı bas ve elin parasına muhtaç olma. Bunu yaptığında da işte bu efendim dövizün artması diye bir derdin olmaz. Kendi paranı basıyorsun. Kendi varlığının karşılığında basıyorsun. Ama şu anda dövizün karşılığına bastığın için bak bunun da ispatını yapıyorsun. Diyorsun ki dövize endeksli kur korumalı diyorsun. Peki vatandaşa ne diyorsun? Bozdur altını, bozdur dövizini, getir diyorsun. Nereye getir? Bankaya getir diyorsun. Bankaya. Nedir banka? Tefeci. Tefeci. O bankaya getirip onu yatırdığında ne isimle yatırırsa yatır. Maden karşılığı yatır. Altın, gümüş, bilmem ne, petrol ne olursa olsun. Ne karşılığı olursa olsun. Yok ben işte bir şey karşılığı değil. Ama param değerini korusun. Kur korumalı. Ne yapıyor? Görüyorsun burada. Sana diyor ki ben diyor sana en az politika faizi olan en az yüzde on dört vereceğim. Artı bir de kur korumalı. Ki bankaya da muhatap etmiyorum ha. Diyor ki neresi verirse versin. İster hazine versin ister merkez bankası versin. Sonuç olarak bu milletin değeri bunlar. Hazine de milletin o Merkez Bankası da milletin milletin cebinden. Yani bu ifade yalan değil. Fukara'nın cebinden o ödemeler yapılacak. Niye? Fukara belli vergileri ödemek zorunda. Asgari ücretle çalışıyorsa belli vergiler zaten ondan kesiliyor. Bunun karşılığında. Yani bu gökten zembille inen bir para değil. Veyahut da bunu yapanların kendi öz ceplerinden verecek oldukları para değil senin benim milletin parasını verecek. Kime? Parası olana. Getir. vatandaş getirmiyordu. Niye getirmiyordu? Ben faize bulaşmayacağım. Ben Allah'a ve Resulüne savaş açmayacağım diyordu. Peki burada ne oldu? Allah'a ve Resulüne savaş açmış. Allah ve resullü savaş açtığı kimse olmakla karşı karşıya bırakıyorsun. Ve ondan sonra bakıyorum. Hacısı hocası dahi arıyor. Müftüsü dahi müftü öğrencilerim var arıyor hocam biz de böyle biliyoruz ama nedir? Konuşuyoruz şey diyor oğlum aç bak ayetleri biliyorsun aç oku açık ve net. Açık ve net ölçü orada net hiçbir e, şüphe e, götürecek şey yok. Zaten burada da diyor sana diyor %14 en az ki özel bankalar seninle pazarlık yapıyor paranın fazlalığına göre yüzde on yüzde on sekizlere kadar verebiliyor. ve artı bir de koruma koyuyorsun. Kur koruma. Ne oluyor o kur koruma? O da ekstra faiz. Yok canım değerini korutuyorum. Ya değerini korutacaksan ona göre bir sistem getireceksin. Sistemi ona göre kuracaksın. Vatandaşı Allah'a ve Resulüne düşman yapmayacaksın. Harama bulaştırmayacaksın. Milletin yani bir kulağın arkası kaldı. Yani milleti bu noktaya taşımanın, milleti bu hale sokmanın, milleti Allah'a ve Resulüne düşman etmenin anlamı ne? Yahu işte bu şu bırak yorumları bırak. Şimdi geçer izliyorum. Bir kişi konumunda olan ha içlerinde hatta bir kanalda da baktım işte eee Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu'yu zannettim. Zannedersem hatırımda öyle kaldı. Ya güzel ölçülü bir şekilde anlatıyor. Bak şöyle şöyle. O o ya kardeşim Allah rızası için. Allah'ın Resulü'nün koyduğu ölçüyü, İslam'ın ölçüsünü sizin kirli siyasetinize alet etmeyin. Bunlar siyasi mülahazalar değil. Benim şu anda anlattığım bir parti adına bir şey mi anlatıyorum? Hayır. Önümde Kur'an-ı Azimüşşan. Kur'an-ı Kerim önümde. Bak onları okuyorum size. Diyorum ki bunlar siyasi yorumlara kaçılacak konular değil. Faiz denilen şey nedir? Kur'an'da açık ve nettir. Ve Allah Teala'nın koyduğu ölçüler birilerinin ifade ettiği gibi ki bu Allah muhafaza küfürdür. Efendim tarihseldir. O zamanki yok efendim o zaman bahsedilen kara faizdi. Ya faizin garası, beyazı, laciverti yok ki. Faiz açık ve net. Burada sen bin lira verdin yanına bin lira bir kuruş koymuşsa o bir kuruş faizdir. Ya yok ben öyle yapmıyorum. Bir kuyum, kuyumcu ile beraber konuştum. Onunla beraber diyorum ki arkadaş böyle böyle ben paramı bu bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Sözleşme bir de yaptım. Adeta ortak oldum. Bir dövizciye gittim ortak oldum. Veya bir işletmeye gittim, bir mağazaya gittim, bir üreticiye gittim, bir atölyeye gittim, bir fabrikaya gittim. Dedim arkadaş benim bir miktar birikimim var. Bunun atıl vaziyette durmasını istemiyorum. Bunun da bir vebal olduğunu düşünüyorum. Bunun ekonomiye kazandırılmasını istiyorum. Ama bunu yaparken de bir taraftan da değerini korusun. Hatta benim ödeyecek olduğum zekat miktarını artırsın. Yani kazanayım ama hani kazan kazan deniyor ya şimdi yeni kazan kazan. Heh, kazan kazan. Kazanayım. 100 bin lira 150 bin lira olsun. Ödediğim 2500 lira zekat 4000 liraya çıksın. Benden bekleyenlere daha çok kazanayım, kazandırayım. İşte o kazan kazan bu. Sen de kazan, karşı tarafı da kazandır. Ne kastediyoruz? Ortak olduğun kişi de daha çok bir sermaye olacağı için işi daha büyütecektir, daha çok kazanacaktır, sana da kazandıracaktır. Sen de fakir fukara'ya vereceksin zekatını hem de cimrinin zekatı İmam Ali Efendimiz'in ifadesiyle cimrinin zekatı olan 40'ta 1 olarak değil. Daha fazlasını vereceksin. 40'ta bir değil. Yani yüzde iki buçuk değil. Yüzde beş, yüzde on icabında vereceksin. O vermenin zevkini, lezzetini tadacaksın. Evet. Bu yapılmıyor. Ne yapılıyor? Şimdi arkadaşlar grubumuz var. mezun olan arkadaşlar. Baktım devamlı atıyorlardı. Bir takım e, şeyler atıyorlardı. söyleyenin adını. Videolar atıyorlardı. Bir takım yazarların yazılarını atıyorlardı. Güya şu oluyor. Ya yapmayın. Bu grupta her birimiz bu arkadaşların çoğu hep üniversite tahsili yapmış arkadaşlar. Efendim. Şimdi sustular. Neye susuyorsun? Niye susuyorsun? Dilsiz şeytanı mı oynuyorsun? Bunu söylesene. Belki o anda buna karar verenler işin bu hesabını düşünmediler belki. Veya en azından yarın Allah'ın huzuruna vardığında Ya Rabbi ben üzerime düşeni yaptım. Benim derdim bu. Mesela şu, şu anda. Profesör Doktor Haydar Başucam Allah şefaatine bizlere nail edesin inşallah. Hep bunu söylüyordu. Ben yarın, yarın Allah'ın huzuruna vardığımda bahanem olsun. Bu televizyonların kurulmasına vesile olması ondan, radyosu ondan, dergisi ondan, gazetesi ondan, diğer kurumlar ondan. Hep bahane olsun. Ya Rabbi ben yaşadığım dönemde üzerime düşeni yaptım. Girilmesi gereken, yapılması gereken çalışmaların tamamına efendim katıldım. Yetiştirdiğim ekibimi de bu noktada efendim aynı hizmetlerin içine koydum. Denebilmek için. İşte o bahane o bahane yarın bugün yaparsan yarın Allah'ın huzurunda o bahaneyi koyabilirsin. Yoksa bir şey yapmadım ama yarın yarın bu diller susacak, eller konuşacak, ayaklar şahit gelecek. Yani orada kıvırma payı yok. Allah Teala her şeyi biliyor, görüyor, işitiyor, her şeyden haberdar. Hiçbir şey gizli tutamazsın ki. O kerim yazıcılar var ya sağında solunda kiramen katibin. Onlar senin niyetine kadar her şeyini kayıt altında tutuyor. Orada hiçbir şeyi gizleyemezsin ki. Amel defterini açtığında orada şaşıracaksın. Aman ya Rabbi bu kadar basit şeyler de mi yazılmış? Evet. Her şey yazılı olacak orada. dolayısıyla burada ya biz aslında ülke ekonomisine şunu yapmak bunu yapmak yapacak olduğunu yap. Ama bak ne diyorsun? Ben Müslümanım. Nas var. Ben nasıl gereğini yerine getiriyorum. Öyle mi? Yani Allah'ın hüküm ayetleri, kesin hükümleri var. Evet. O halde o hüküm ayetlerinde Allah Teala Allah Teala faizi haram kılıyor. Ama yetmedi. Sen bunun adına ürem de desen, nema da desen, vade farkı da desen, kur koruması da desen, kur farkı da desen, ne dersen de işte Kur'an'da riba diye geçen kelimenin aynısıdır. Zaten burada ne diyorsun? Bozdur getir, mevduat bankaya yatır, banka mevduat haline gelsin, banka sana şey, ya ben bunu alacağım ama ne yapacağım? Ben bunu alacağım işte fakir fukaraya dağıtacağım. Sen o bankaya o parayı yatırmakla bir kul hakkına girdin. Çünkü banka senin o paranı başkalarına satacak, oradan faiz kârı elde edecek. Ya ben vadesiz, o karı o elde edecek. Ve senin paran buna vesile olacağı için sen o haramın içine düştün. Yani ne gibi düşünün? Ya ben oynuyorum ama kazanırsam fakire vereceğim. Sen haram olan bir şey yapıyorsun. Ben işte işte yılbaşı geliyor ya şimdi. Ben piyango bileti alacağım ama kesinlikle çıkarsa bir kuruş neye sürmeyeceğim. Muhtaçlara vereceğim. işte bir, takım hizmetlere. Sen o şeyi piyango biletini alarak, o kumar biletini alarak Allah'ın haram kıldığı şeytan işi pisliktir dediği efendim icraati ortaya koydun. Kazansan da kazanmasan da o haramı işledin. Kazandı da daha büyük bela. Şeytan gelecek tepene binecek. Ulan deli misin diyecek ya bu kadar para. Yani çok yüksek miktarlarda şeyler veriyorlar. Ha veriyor da senden aldığı paraların yüzde onunu dağıtıyor yani geri kalanı işte bir miktarı devlete, bir miktarı kendine, bir miktarı şuna, bir miktarı buna kar ediyor. Dolayısıyla burada ben yapmayacağım, ben efendim dokunmayacağım, ben vade farkı istemiyorum desen dahi o bankaya o parayı yatırdığında o haramı işlemiş ve kul hakkına girmiş olursun. Hem faize bulaştığın için Allah'a ve Resulüne savaş açtın veya Allah ve Resulü tarafından savaş açılmış olan kişi olmuş olursun. Hem de senin paranı başka vatandaşa faizli olarak vereceği, satacağı içinde senin paran buna vesile olduğu için de o kulun, o kişinin de hakkına girmiş oluyorsun. Buna başka çözüm. Çözüm bu değil. Bu çözüm milletin tamamını haram zade bak haram zede demiyorum. Haram zade. Haramın çocukları haline getirirsin. Tamamını Allah'a ve Resulüne savaş açmış noktaya getirirsin. Ondan sonra niye bu millet bu hale geldi? Niye bereket kalktı? Niye kıtlık geldi? Niye yağmur yağmıyor? Niye bu doğal afetler oluyor? Niye düşman bizimle beraber? Çünkü ölçü o. Ölçü o. Hep tekrar ediyorum bunu tedavisi çok zor olan veyahut da henüz daha bulunmamış hastalıklar diyor. Gelir. Faizin ve zinanın yaygınlaştığı sıradan hale gelen toplumlarda. Başka? Pahalılık, enflasyon, geçim sıkıntısı gelir. Başka? Üç. Başka? Doğal afetler gelir diyor. Başka? Esaret gelir diyor. Esir olmak. Müstemleki hale gelmek. Yok ben müstemleke... Doğru müstemleke değilsin ama göbeğinden bağlısın. Niye? Çünkü sen kendi paranı basamıyor, dövize göre hareket ediyorsun. Dövizin kölesi haline ülkeni de kendini de getiriyorsun. Ondan sonra da çözeyim derken pisliği pislikle temizlemeye çalışıyorsun. Faiz, haram. Kurtarayım diye veyahut da işte bu Elin gavurunun parasını baz almak orada da dinen ciddi sıkıntılar var. E, Temizleyin derken bu sefer vatandaşa diyorsun ki e, yastık altında durmasın. E ne yap? De vatandaşa ki bak sen bir iş kurmaya kalk gel ben sana hem de gerçekten rentable, gerçekten faydalı, gerçekten ispat edilmiş projeler sunayım. Bu projelerle beraber efendim veya devlet olarak yapayım sen de gel bu devletin yapacak olduğu işe... Hani diyor ya bu milli ekonomi modelinde profesyonel doktorayla başlayacağız. Biz bu modeli ülkemizde işlettiğimizde ortaya koyduğumuzda... Millet, devlet, millet ortaklığıyla... sizi altın tüccarı, size petrol tüccarı, size maden tüccarı yapacağım diyordu ya... Tamam bunu yap. Bunu yap. De ki hayır. Bir kuruş dahi faize, bankaya sizi bulaştırmayacağım. Gelin beraber iş yapalım. İşte... Karadeniz'de doğal gaz çıkıyor. Tamam. Ama bak tekrar söylüyorum. Bunu bunu tutup da devlet tahvili işte bankayla bilmem neyle değil. Hayır. Bizati temiz, helal-i minallah şekilde Aa, gel bak sen bunun ortağı ol. Ne kadar param var ver. Bunun karşılığında da bak şartlarını da koy. Şu kadar. Şu kadar. Yüzde şu kadar senin karın olacak veya vatandaş iş yapacak ona gerçekten altından kalkabileceği yapabileceği güzel projeler sun. Devlet olarak babalık görevini yap. Hani çocuk bir iş yapacak geliyor babasına danışıyor değil mi? Niye? Babam bilir kişidir. Babam tecrübelidir diye. Ha, aynı şeyi sen yap. Devlet baba biz hep e, e, eskilerimiz öyle demez mi? Devlet baba. Ha, devlet olarak babalık görevini yap. İcraatını ona göre ortaya koy vatandaşa bu tür imkanlar sağla. Milli ekonomi modelinde bunlar da var. Hatta sıfır faizli kredi. Sıfır faizli kredi. Yahu işte devletin yahu orada ki bunlar ispatlı şeyler. Ülkemizde bir para yılda en az 16 devir yapıyor. En az 16 devir. Vatandaşa ne verdin? 100 bin lira verdin. 100 bin lira verdin. Sıfır faizli olarak. Ve dedin ki bütün vergileri kaldırıyorum. Sadece yüzde on olacak vergi. Sadece yüzde on vergi olacak. 100 bin lira sıfır faizli verdin. Al işlet. Takip et ama. Denetle. Projeler ver. Onun yaparken bak nereden gidiyor. Denetle. Denetlerken onun açığını arayarak değil. Hayır bak şunu yapıyorsun ama böyle yapma. Böyle yap diye o denetim ortaya koy, o denetimle beraber 100 bin lira, 16 taklı atarsa ne yapar? 100 bin lira, 1 milyon 600 bin lira yapar. Doğru mudur? 100 bin çarpı 16, 16 bin, evet, 1 milyon 600 bin lira yapar. 160 bin değil, 1 milyon 600 bin lira yapar. %10'unu al, ne yaptı? 160 bin lira. 100 bin lira verdin bir yıl sonra 160 bin lira olarak geri aldın. Bak 160 bin lira olarak geri aldın. Çünkü %10 dedik ya. O 16 kat şey edeceği için 100 bin lira. 1 milyon 600 bin lira olacak. %10 aldığında 160 bin lira alacaksın. Ama 100 bin lira alacaksın. Çünkü sıfır faizli verdin de senin olsun demedi. 100 bin lira alacaksın. Efendim vergi olarak da 160 bin lira aldın. Piyasaya sürdüğün 100 bin lira sana 260 bin lira olarak geri dönecek. Ve vatandaş vergi efendim şeysi yükü altında ezilmeyecek. Vatandaş bankalara muhtaç olup efendim tutup da tefecinin eline düşüp ne bileyim temeruta veya da elinde nesi var nesi yok her şeyini el, el koyulacak oturduğu evi dahi elinden alınacak noktaya gelmeyecek. Ama tabii bütün bunlar dediğim gibi Samiyetle yapılacak ve bütün bunlar bugün yapılan sistemde olduğu gibi tutup da efendim millet faize millet pisliğe gark edilmeyecek açık ve net ayetler çünkü toplumda bugün bu ifade diyor ya şeyden ticaretlerine ne farkı var ki o şeytan şerefsiz şeytan sana o yorumları yaptırdığında geçip karşına gülüyor hatta geçiyor ya ölçüde bir noktaya getirir insan olursa der ki diyor senden Allah'a sığınırım. Çünkü sen beni de geçtin. Şeytan diyecek bunu. Senden Allah'a sığınırım. Beni de geçtin. Şeyde geçiyor ya İbrahim suresi 22. ayet-i Ne diyor orada allah Teala? Diyecek ki diyor ben size tuzak kurdum. Benim bir gücüm yok diyor. Allah size söz verdi. Güç kuvvet sahibi olduğu için sözünü yerine getirin. Ben de size söz verdim ama benim bir gücüm, kuvvetim yoktu. Tutarım, çekerim, iterim, atarım. Böyle bir gücüm yok. Ben size tuzak kurdum. Ne diye? Yarın dedirttim. Bak burada kar var dedirttim. Kafanıza bir takım düşünceleri sokmaya gayret ettim. Siz de hemen o tuzağa bak işte yarın. İşte ne zaman bu yarın? Sonra ne zaman bu sonra? Ya tamam mı? Şu anda bak işte çünkü o oyun da oynuyor. Şu anda Evet faiz haram ama yani en azından ben şöyle bir tüylenene kadar şey diyeyim de sonra onun Allah'tan affını isterim. Sonra onun cezasını da gerekirse kat kat öderim. Bu oyunlar şeytanlı oyunlar. Bak okuyorum. Ellezine yani onlar ki yekülüne erriba riba o riba faiz yiyenler la yegumune illa olduğu için yani şart edatı olduğu için peşinden la ne kalkmazlar illa ancak kalkarlar bu halde kalkarlar diyeceğiz kema yegûmû birinin kalkışı gibi kimin ellediği öyle ki öyle ki yetehabbe duhur şeytan minelmez efendim delirmiş şeytanın çarptığı şeytan ifadesi şeytanın çarptığı delirmiş afallamış kimse gibi kalkarlar. Kabirlerinden kalkarlar. Zalike bir enneum çünkü onlar galu dediler ki innemel bey'u kesinlikle ticaret de mislü riba faiz gibidir. Farkı yok diyor. Onlar diyor ticaret de faiz gibidir demeleri yüzünden mahşer günü kabirlerinden şeytanın dokunduğu şeytanın aldattığı şeytanın çarptığı delirttiği afallattığı kimseler gibi kalkarlar diyor. Ve ahallallahu'l bey'a ve harramer <laughs> bilmiş olun ki ticaret helal ama faizin her çeşidi haramdır. Femen kim ki ca'ehu ona geldi mevizatun bir öğüt min rabbi rabbinden işte Allah'ın emridir bu. Allah'ın koyduğu ölçüdür bu. Nasıldır bu? Nasıl? ahkamdır bu. Fenteha şayet vazgeçerse bundan felehu onun için ma, efendim ma selef selefi öncesi onun öncesi affolunmuştur. Çünkü ölçü koyuldu. O öncesi affolunmuştur. Ve emruhu ilallah ve onun işi Allah'a kalmıştır. Ve men kim ki ade buna rağmen faize devam ederse fe ulaike işte onlar Eshabun nar. Cehennem asabıdır. Ateşin arkadaşlarıdır. Hum onlar fiha orada halidun. Ebedi olarak o cehennemde kalacaklardır. Açık ve net. Ölçü mü? Ticaretle faiz aynıdır demeleri yüzündedir diyor. Samsun'dan Sait Yılmaz, Çanakkale'den Rıdvan Köse. Emekliyiz. Maaşlarımızı bankadan alıyoruz. Ne yapmamız lazım diyorlar kardeşlerimiz. Orada yapacak olduğun bir şey yok. Devlet sistemi böyle koymuş. Ha gün gelir de bu sistem değişir inşallah. Ama devlet diyor ki arkadaş tamam gidersin yaptığımı söyleyeyim aynı şeyi uygulayın. Bankaya maaşım emekli maaşım yattığı gün ödemelerimi online olarak kira ödememi telefondur şudur budur ödemelerimi yapıyorum. Pek de zaten bir şey kalmıyor. Kalıyorsa da bir şey gidip onu ATM'den çekiyorum. Paramı bankada tutmuyorum. Bunu yaparsan, çünkü bankada paranı tuttuğunda bilmiş ol ki o paranla beraber o banka faiz kurumu olduğu için, para satarak kendini geliştirdiği için senin paranla beraber para kazanacak, faiz kazanacak ve seni harama sokmuş olacak. Burada, ben burada Said ve Rıdvan kardeşlerime ve izleyen emekli benim gibi de emekli olan kardeşlerime tavsiyem o. Başka şu anki sistem bu. Devlet böyle koymuş. Neymiş? Efendim e, kayıtsız e, ekonomiyi kayıtlı hale getirmek için diyerek e, kendi ödediği maaşları böyle diyor Vatandaşın da değişmediyse öyleydi. 10 kişi ve üzerine çalıştırıyorsan banka kanalıyla maaşlarını ödeyeceksin diyor. Bu şekilde bir sistem koymuş. Şu anki sistem bu. Abi bu sistemde de sen diyor ya peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem efendimiz en azından e, hiçbir şey bulaşmayana e, faizin buharı tozu bulaşacak. A, tozu buharı budur. Bu da mağfurdur. Senin adına affedilmiştir. Ama paranı orada tamam dursun. Elimde durup da e, kullanacağını, elimde durup da kaybedeceğini, elimde durup da şu olacağını bankada dursun, sağlamdır dersen o banka senin paranı kullanacak, satacak, işletecek faiz kazanacak ve kime senin paranı verdiyse oradan kul hakkı devreye girecek senin adına artı sen de dolaylı olarak faizci olmuş olursun Allah muhafaza. Onun için orada tek çıkış yolu o parayı orada tutmamak hemen o parayı oradan çekip almak. Evet dostlar tekraren Cuma'mız mübarek olsun diyorum. Bir şey daha hatırlatayım. Bir iki dakikamız daha var mı Alaydar? Toparlayalım. Toparlayalım arkadaşlardan biri bizim bu yörede bir milli eğitim müdürünün yanında şoförüyle beraber bir yerlere makam aracıyla beraber işte yerler kar işte vesaire bir yere gidiyorlar gezmeye ve dönüp gelirken kayalara, duvarlara makam aracını çarpa çarpa geri dönüyorlar. Şimdi dostlar haber olarak bunu izlediğim için e, söylüyorum dostlar sakın ha. Hani bir laf var. Devletin malı deniz, yemeyen özür diyerek söyleyeceğim domuz. Ben bu cümleyi değiştirdim. Ben şöyle diyorum. Devletin malı deniz, yemeyen temiz. Devletin malı deniz, yemeyen temiz. Yiyendir orada domuz. Çünkü devletin malı ne demek biliyor musunuz? Yok 84-85 değil. Bu ülkede kaçağı, göçeği 100 milyona yakın insan yaşıyor devletin malı bu makam aracı da olsa o makam aracına benzini nereden koyuyorsun? O makam aracını sana istediğin gibi gidip gezip tozabilirsin diye vermediler. O makam için. Hatırlayın. Kendi işini yaparken kendi mumunu yakan ama devletin işini yakarken devletin mumunu yakan atamız, ölçümüz var. Ölçü bu. Onun için orada sana o emanet edilen araç veyahut da sana o devletin malı kamu malı 85, 90, 100 milyon insanın hakkıdır. Ve o hakkı ödeyemezsin. Devlet bu tür şeyleri de iyi denetlemeli. Ya bizim insanımızdır olur gider deyip göz yummayacak. Üç maymunu oynamayacak. Rabbim inşallah ayıkmayı nasip eylesin diyorum. Cumamız mübarek olsun. Müsaadenizle efendim. Selam ve duayı. thank you.